Kovan sizin, ara sizin. 2020 bal hasadı arkadaşlar. Herkese merhabalar diliyorum. Arıyı açtıktan sonra mutlaka bir duman vermeniz. Evet. Sakinleşmesi için. Önce dumanlıyorsunuz duman arıyı güzelce. Duman sonra. Ne zaman bu kata çıktı arı? Onlardan da biraz hasat yaparken bahsedelim. Bu arı Mayıs'ın 15'inde kata çıktı. Mayıs'ın 15'inden bu tarafa ilk kata o zaman çıktı. Ondan bu tarafa doğru devamlı üzerine ilave ettik. Güzel de bağlamış. Bu balın içeriğini biraz anlatabilir misiniz? Bu balın içeriği genelde çevremiz ayçek olarak bilinse de. Çekiyorum o zaman. Yonca ve kabaktan gelme bir baldır bu. Maşallah gayet dolgun bir şekilde. Şöyle duralım. Detay da alalım arılarımızdan. Evet, ters de çevirebilirsin. Evet, şimdi burada başlıyoruz. Hafifçe silkeliyoruz önüne. Aslında normalde bu arı içine silkelenmesi lazım. Ama bir daha almamak için, ızgara olduğu için ana arı da yok burada. Önüne silkeleyebiliriz rahatça. Fırçamızda yavaşça alıyoruz şöyle. Evet. Arıyı incitmeden. Fırçayı da birazcık ıslıyorsunuz kolay olsun diye. Arada yapışan ballar arı yapışmasın diye. Hemen getiriyoruz burada bu şekilde. Arabamıza bırakıyoruz. Araba da gayet fonksiyonel olmuş ama. Örtüyle üzerine şöyle örtüyoruz. Kaç çerçevelik yaptınız bunu? Sargın olmasın. 27 çerçevelik bu. Yaklaşık İyi maşallah. 2 tane arıyı alabiliyor bu. Şöyle bakalım. Özel tasarım arabamıza koyduk ballarımızı. Evet değerli izleyenlerimiz, şimdi hasat ettiğimiz balların içeride süzme işlemleri yapılacak. O tarafa geçelim, sağım çadırına geçelim ve oradaki detayları da sizlere aktaralım. Evet, arabayı da gıtta götüreyim. Önden çekerek abi geri gitsen. Çekerek. Çadıra kadar. Ya, sen bir çadır aç oğlum, sen var oradan. Evet. Balları naklediyoruz çadırımızın. Evet, ballarımız. Evet. Geldi. Balları gösterelim. Tabii ki. Şöyle. Tamam. Şimdi ballarımızı arıdan hasat ettikten sonra buraya süzme çadırına getirdik. Bu çadırlar seyyardır. Her aracımız gittiği yerde kurar arılığının içerisinde. Şuradan eldivenlerimizi takalım. Şimdi burada yapılacak işlemlere kısaca bir hemen değinebilir misiniz Adem Bey? Şimdi dışarıdan aldığımız, aradan aldığımız ballarımızı buraya getiriyoruz. Burada sırlarını alıyoruz. Direkt hemen makinemize koyuyoruz. Makinede süzdürdükten sonra dinlendirme kazanımıza koyuyoruz. Daha sonra tenikelemesine geçiyoruz işin. Hemen uygulama olarak başlayalım. Hijyen önemli. Eldiven sürekli kullanıyoruz arkadaşlar. Biz bunu sürekli yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Herkese de öneririz. Balımız tertemiz, mis gibi olsun diye. Biliyorsunuz daha önce de konuştuğumuz gibi yıkanmayan bir üründen bahsediyoruz. Yıkanmayan bir ürün temizlenip de sofraya konabilecek bir şey değil. Biz buradan ne kadar temiz gönderirsek soframıza o şekilde geliyor. O yüzden biz çok temiz yapmaya gayret gösteriyoruz. Adın çıkacağına canın çıksın diye. Yani ayçiçek balı dediğin zaman bütün Türkiye'de sanki çok çabuk donabilen, çok çabuk böyle adi bir balı olarak bilinir. Aslında bu tam tersidir. Ayçiçek balı bütün Alim Bey'in de söylediği gibi bütün balların karışımını, kötü yönlerini daha iyiye getiren bir baldır ve bütün ballara karışım yapılmaktadır. Şu anda ben ve aslında apiterapide de çok rahat kullanılabilecek bir bal. Evet. Monofloral bir bal. İçeriği sabit renk ve aromada da rahatlıkla bulunabilecek. Adem Bey sırrını aldınız, isterseniz makine çalıştırabiliriz. 6 çerçevelik makinemiz. İsterseniz bir tur makinemize koyabiliriz. Evet, onu da gösterelim izleyenlerimize. Hemen koyalım. Uygun olanları hemen makineye alalım. Makineye hemen alıyoruz bunları. Yatarlı mı makine? Yatarlı. Altılı yatarlı otomatik makine. Bir de bu ilk defa sağ mı yapacak? Yeni arıcılarımız çok soruyor. Peteğin hangi yönünü koyacağız diye. Kalın tarafının kendinize doğru bakması gerekiyor. Evet, peteğin. Şu şekilde onu zaten. Onu unutmamız lazım. Çünkü 11 ya da 13 derecelik bir eğim var. Mumlar yukarı doğru gözler. Şu kalın tarafı baş kısmı yani üst tarafının kendinize bakması gerekiyor. Ana prensip bu şekildedir. Santrifüj etkisiyle balımızı
süzmesini de yapacağız şimdi. Koyuyoruz kapağımızı. Kapatıyoruz. Evet, çalıştıralım. Biraz belki ses olabilir izleyenlerimiz için onu da. Ama artık tabii teknolojinin gelişmesiyle birlikte onlar da. Evet, sessiz bir zekide oluyor. Şöyle kapağı aç, bir görüntü alabilir miyiz? Otomatik kapağı açıldığı zaman emniyet için şey yapılmış. O yüzden içerideyken açamıyoruz kapağımızı. Emniyet için aslında çok da güzel olmuş. Evet. Bunda tabi sağ sol yapıyor. Şimdi 60 saniye sağa dönüyor, 60 saniye sola dönüyor. Yeterli oluyor. Çünkü hem hava sıcak hem balamız. Geçen yıla nazaran %50 civarında piyasa bir yükselmesi geçen sene sezonun en son satılanları Tekirdağ'daki arıcılarımız da öyle ifade ediyorlar. En son zaten bal 370-80'leri gibi gördü deniyor. Evet. Teneke bazlı. Şimdi 400 küsürlerde. Sağılmış peteğimiz bu arkadaşlar. Tertemiz çıkıyor bu şekilde. Evet. Bu da bunu kovana. Tekrar kovana aramıza geri veriyoruz bunları. Evet. Ayıp demeyse sıkıntı var. Salı mı vereyim ben elimde? Hiç. Sıcık öndemeye kalkma kalkma. Şey olmaz. Şey ya Semih şey ne kızım bu nerede? Evet. Kazandan aldığımız balı dinlendirmemize döküyoruz. İçinde mum kırıntıları arı uçabiliyor, gelebiliyor. O yüzden burada dinleniyor balımız. Tekrar şimdi biraz sonra aslında bu bir gün sonra alınması lazım ama biz çekim için şimdi bunu biraz sonra tekrar alttan nasıl hasat edildiğini, nasıl tenekeye dolduğunu göstereceğiz. Şimdi onun üzerine sen ne alacaksın başkan biliyor musun? Senin TRM var ya, arıcı şeyini yazıyorsun oraya. TRM'i yazıyorsun. Arkadaşlar aradan alıp süzüp dinlendirme kazanına döktüğümüz balları şimdi tenekelerimize dolduruyoruz. Açılmıyor. Evet, tertemiz balımız. Evet arkadaşlar, bu Konya Ovası'nın balı. Tenekeler numaramızı yazıyoruz tenekelerimize. Bu balın kime ait olduğu, kalitesinin ne olduğu, kimden geldiği belli olsun diye. Normalde bakanlık bunu peteklerde yapıyor ama biz bu yıl arıcılar olarak tenekelere yazmaya karar verdik. Kendimiz böyle bir şey icat ettik. İnşallah daha iyi olur. Daha da verimli bir hale gelir.